أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli İsra Radyomuzun dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hayat önderimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel siretini hicretten sonraki birinci yıldan itibaren anlatmaya devam edeceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleştikten sonra yavaş yavaş kuracağı İslam devletinin temellerini atmaya başlamış ve bu temeller hatırlayacağınız üzere geçen derslerimizde de söylemiştik. Bu temeller mescidin inşa edilmesi, adeta hükümetin işlerini idare etmek üzere bir merkezin, mescidin inşa edilmesi. İkinci olarak Müslümanlar arasında kardeşlik tesis edilmesi, ensar ve muhacir arasında. Ve üçüncü olarak da Müslüman olmayanlarla anlaşma yapılması. Bu üç temel üzerine devletin kurulması aşamaları bir noktada başlamış oluyordu. Resulullah Aleyhisselam bu üç temeli gerçekleştirdikten sonra artık Mekke'de yapamadığını, müşriklerin engellemeleriyle karşılaştığından dolayı Mekke'de gerçekleştiremediği İslam devletini artık Medine'de gerçekleştirmeye doğru adım adım yaklaşıyordu. Ve geçen derslerimizde de arz ettiğimiz gibi Allah Resulü'nün Medine'ye yerleşmesinden itibaren müşrikler de boş durmuyordu. Zaten boş durması da anormaldi. Sıkıştıracaklardı. Medine'deki yandaşlarını, eski ahbaplarını, eski ticaret dostlarını, ortak değerleri paylaşan insanları tahrik edeceklerdi. Yeni yerleşen peygamber ve beraberindeki muhacirleri Medine'den de atmanın yollarını arayacaklardı. Fakat bir türlü buna çare bulamıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret edip yerleştikten sonra Müslümanların Mekke'de bırakmış oldukları malları vardı. Taşıyamadıkları, beraberlerine götüremedikleri ve bundan dolayı Mekkeli müşriklere bırakmak zorunda oldukları malları işte adeta Allah Resulü'nün hedef gösterdiği şeyler arasındaydı. Allah Resulü muhacirlere bu Mekke'de bırakmış oldukları mallarına karşılık Kureyş kervanlarının Şam'a giderken Medine yakınlarından geçtikleri sırada basmalarını ve onların mallarını kendi ellerine geçirmelerini adeta emrediyordu. Ve bu amaçla da kendilerinin Mekke'de bırakmış oldukları mallarına mukabil o mallara karşılık Kureyş kervanlarının Şam ticaret yolunu da tutuyordu Allah Resulü. Bu bir savaş taktiğiydi kıymetli dinleyiciler. Çünkü bütün varlarını yoklarını bırakmışlar. Medine'ye tek başına yerleşmişler bu Müslümanlar. Ve bunların en tabi hakkıydı Mekke'deki mal varlıkları. Ancak beraberlerinde getirmeyince müşriklerin yağmasıyla karşılaşmıştı bu malları. Ancak ileride Müslümanlar da bunun çaresine bakıyorlardı. İşte Allah Resulü bir takım birlikler düzenliyordu. Ufak müfreze diyebileceğimiz birkaç kişiden oluşan böyle birlikler görevlendiriyordu. Adeta akıncı birlikleri diyebileceğimiz bu birlikler işte Mekke'den Şam'a doğru giden ticaret kervanlarının yolu üzerine adeta pusu kuruyorlardı ve bu birliklerin siyer kitaplarının bize aktardıklarına göre bu birliklerin sayısı 8 civarındadır. Ta fiili savaş başlayıncaya kadar tabi. Yani Bedir Savaşı başlayıncaya kadar Allah Resulü bu bir sene içerisinde ya da 1,5 sene içerisinde Kureyş kervanlarının basılması, mallarının ellerinden alınmasına yönelik olarak yaklaşık 7-8 tane akıncı birliği gönderilmiş. Bu akıncı birliklerinin hemen hemen tümünün başında da enteresandır. Komutanları hep muhacirdir. Yani bu birlikleri yönlendirecek birlik komutanları hep muhacirlerden seçilmiş
Mekke'den Medine'ye hicret eden insanlardan seçilmiş. Elbette bunun bir takım sebepleri vardı. Boşuna değildi Allah Resulü'nün bu birliklerin komutanını muhacirlerden seçmesi boşuna değildi. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi şuydu. Ensar, yani Medine'nin yerlisi olan Müslümanlar, Allah Resulü'nü Medine'de korumaya söz vermişlerdi. Medine içerisinde bir saldırıya uğradığı zaman onu koruyacaklarına dair bir sözleri vardı. Oysa Allah Resulü'nün göndermiş olduğu bu birlikler Medine dışına çıkıyorlardı ve saldırı ya da mukavemet ya da bir çatışma Medine dışında gerçekleşiyordu. Öyleyse onların, yani Ensar'ın vermiş olduğu ahdin dışında bir şeydi bu ve bu yüzden de komutan olarak muhacirler seçiliyordu. İkinci bir gerekçesi daha vardı. Mekke'de 13 yıl boyunca müşriklerin baskısına tahammül eden insanlar hicret etmişti Medine'ye. Ve bu insanlar 13 sene sonra 14. sene içerisinde eski düşmanlarına, Mekke'de her gün gördükleri fakat bir şey yapamadıkları bu düşmanlarına karşı boy gösterisinde bulunacaklardı. Değişik bir ifadeyle söylemek gerekirse, Mekke'de bir şeye karışmayan, elini bir şeye bulaştırmayan bu gençler, bu muhacir gençler artık eğitilmek zorundaydılar. Eğitilmek zorundaydılar çünkü birkaç yıl sonra, hatta birkaç ay sonra savaşlarda yer alacaklardı ve bu yüzden de bir eğitimden geçmeleri gerekiyordu. Savaş taktiklerini öğrenmeleri gerekiyordu. Bu bakımdan bu küçük birliklerin, akıncı birliklerin başına muhacirlerden komutan seçilmesi gerekiyordu. Yine böyle muhacirlerin komutan yapılmasının bir başka gerekçesi, Kureyşlilere, Mekkeli müşriklere muhacirlerin gevşek ve zayıf olmadıklarının bildirilmesine yönelikti. Bu amaca mebniydi. Çünkü Mekkeli müşrikler 13 yıl boyunca bu Müslümanlardan hiçbir mukavemet görmeyince, hiç ciddi anlamda böyle savaş halini alabilecek, şiddet kokacak bir eylem görmeyince zannediyorlardı ki bu Müslümanlar pasifler, savaştan anlamazlar, gevşekler, hiçbir şey bilmezler, vurduğun zaman karşılık vermezler cinsinden zannediyorlardı. İşte Allah Resulü Mekkeli müşriklerin ticaret kervanlarına karşı, kafilelerine karşı bu yiğit muhacir insanları görevlendiriyordu ki, evet biz bundan sonra haykırabilecek gücümüz var, sessiz, sedasız, zayıf ve gevşek bir vaziyette değiliz artık. Artık bizim de varlığımız belli, duymayan bilsin, öğrensin dercesine Allah Resulü bu muhacirleri görevlendiriyordu. Genel anlamda bir şey söylemek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hicretin birinci yılından itibaren göndermiş olduğu bu birliklerin belli bir takım amaçları vardı. Bu amaçlardan bir tanesi ticaret kervanlarını yolunu kesmek ve onların ellerindeki bulunan mallarını bıraktıkları mallara karşılık olmak üzere almaktı. Bu sadece bir gerekçeydi. Siret seriyelerinin ve gazvelerin amaçlarından bir tanesiydi bu. Başka amaçları daha vardı bu Allah Resulü'nün gazalarının, seriyelerinin, gönderdiği birliklerinin amacı. Mesela bunlardan birkaçını zikretmekte fayda var. Bilgi olması hasebiyle söylüyorum kıymetli dinleyiciler. Mesela bu seriyelerin amaçlarının bir tanesi devletin varlığını kabul ettirmek. Adeta Allah Resulü bu seriyeleri göndermekle, bu gazalara çıkmakla sanki şöyle diyordu: artık duymayan kimse kalmasın, herkes bilsin ki biz artık bir devletiz ve artık düzenli bir orduya da sahibiz. Her zaman savaşabilecek bir gücünle sahibiyiz derecesine adeta bu devletin varlığını kabul ettirmek amacıyla seriye gönderiyordu, akıncı birlikleri gönderiyordu. Bir başka amaç daha vardı. Bazen böyle birlikleri, ufak tefek birlikleri göndermekteki amaçlarından bir tanesi haber toplamak içindi. Nasıl haber toplamak için yani? Mekke'de olup bitenleri ya da Kureyş'in içinden ne geçirdiklerini, amaçlarını, maksatlarını öğrenmek amacıyla böyle birlikler gönderiliyordu. Başka bir amaç daha vardı bu birliklerin gönderilişinde. O da davet içindi, tebliğ içindi. Küçük bir birlik, belli bir birlik, elçilik vazifesi görecek birlikler de gönderiliyordu İslam'a davet amacıyla. Yine amaçlardan bir tanesi daha var. Savunma amacıyla yapılmıştır. Mesela Hendek'te olduğu gibi ileride göreceğiz. Gaza ve seriyle amaçlardan bir tanesi de savunma amacıyla yapılmıştır. Düşmandan gelen saldırılara karşı savunma.
Yine anlaşmaya ihanet edilmesi sebebiyle de bazen Allah Resulü birlikler düzenlemiş, asker göndermiş. Yine başka amaçlardan bir tanesi daha, harp teklifi yapılması. Karşı taraftan savaş teklifinin yapılması üzerine Allah Resulü'nün gönderdiği seriyeler de vardır. Yine bazı amaçlardan diğer bir tanesi de putları tahrip etmek için, artık Mekke'nin fethinden sonrasına rastlayacak bu tip seriyeler, putları tahrip etmek, putları ortadan kaldırmak için de Allah Resulü seriyeler göndermiş, akıncı birlikleri göndermiş ya da gerçekten büyük çaplı ordular düzenlemiştir. Ve işte Allah Resulü'nün göndermiş olduğu seriyelerden tümünden maksat aşağı yukarı bu 7-8 maksada mebniydi, yönelikti ve bunlar için seriyeler düzenliyordu. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü artık Medine'de yavaş yavaş sanki daha önce nazil olan, daha önce savaşa izin veren ayetin hükümlerine doğru, artık daha doğrusu sıcak savaşın içerisine doğru yavaş yavaş yaklaşmaktaydı. Ve yine bu sıcak savaşın içerisine doğru uzanırken, Mekkeli müşriklerin kışkırtmaları ile de Medine'de bir takım insanlar, mesela Abdullah bin Übey, Allah Resulü gelmeden önce krallığa hazırlandığını söylemiştik daha önce. İçerisinde bir kin, bir buğz, bir öfke taşıyordu bu insan. İşte bu gerçekten müşrikler için bulunmaz bir elemandı Medine içerisinde. Ve sürekli Mekke'li müşrikler Abdullah bin Übey'e haber göndererek kışkırtıyorlardı. Adeta Allah Resulü'nü Medine'den çıkarmanın yollarını aramasını, bu konuda gerekirse her türlü yardımı yapacaklarına dair de haberler gönderiyorlardı. Ve adeta bazen de şöyle tehdit ediyorlardı. Bakın ey Medineliler, siz düşmanımız olan Muhammed'i barındırdınız. Bağrınıza bastınız. Ya onunla savaşır onu yurdunuzdan çıkarırsınız ya da üstünüze savaşa gücü yetenleri gönderir, sizi öldürür, kadınlarınızı kendimize mübah kılar, cariye olarak alırız. Bu iki seçenekten bir tanesini tercih edin diyorlardı. Ya Muhammed'i çıkarın ya da bizim sizi öldürmemizi artık gözünüze alacaksınız diyorlardı. Ve gerçekten Abdullah bin Übey ve beraberindeki diğer grup Allah Resulü ile zaman zaman karşı karşıya kalıyordu ki Allah Resulü'nün mükemmel taktikleriyle bu isteklerinden vazgeçiriliyorlardı. Gidiyordu Allah Resulü, Abdullah bin Übey'in kendisine karşı harekat girişimine başlamak üzereyken Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar gidiyorlardı. Abdullah bin Übey'e İslam'ı tebliğ ediyorlardı. Bazen Abdullah bin Übey'in çevresinde bulunan korumaları ve adamlarıyla birlikte Allah Resulü'nü ciddi ciddi dinledikleri vaki oluyordu. Allah Resulü'nün dönüşünden sonra, onlara İslam'ı anlatıp tekrar evine dönüşünden sonra Abdullah bin Übey ve çevresindeki adamlar kendi aralarında ihtilafa düşüyorlardı ve Allah Resulü'ne karşı mukavemet güçlerini kaybediyorlardı. Ve bu gerçekten Allah Resulü'nün mükemmel bir taktiğinin sonucuydu. Ve gerçekten ciddi anlamda Abdullah bin Übey'in böyle son anda yapmış olacağı bu tür eylemlerden vazgeçirmeye yönelikti ve çoğundan da vazgeçiyordu. Neticede bir şey yapamıyordu. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu süre içerisinde rahat dolaştığını, rahat ettiğini söylememiz de güçtür. Bazen sahih hadislerde bize anlatıldığına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman kendisini korumak üzere ashab-ı kiramdan yardım istediği de vakidir. Ya da böyle istekleri içerisinden geçirdiği de söylenir, rivayet edilir. Mesela bir seferinde Allah Resulü artık çevreden gelebilecek her an muhtemel olan suikastlere, saldırılara karşı korunmak amacıyla içinden bir gün şöyle geçirdiği rivayet edilir. Keşke bir yiğit, ensardan birisi ya da muhacirlerden birisi gelse de beni bir korusa, nöbet beklese derken birden Sa'd bin Ebi Vakkas'ın çıka geldiği rivayet edilir. Ve Sa'd bin Ebi Vakkas'ın da Allah Resulü'nün böyle söylediğinden haberi olmamasına rağmen, ya Resulallah içimden geçti, Allah Resulü'ne bir hal olabilir, bir şey başına gelebilir düşüncesiyle geldim, sabaha kadar nöbet bekleyeceğim dediği rivayetler de vaki olmuştur. E tabi bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Allah Resulü Medine'de kuracağı bu devlete doğru adım adım yaklaşırken düşmanların saldırılarına karşı da bir takım tedbirleri almayı da ihmal etmiyordu. İlerideki savaşlarda da göreceğiz. Allah Resulü'nün bu tedbirleri alması, onun korkak olması anlamında değil ya da onun
tevekküle ya da Allah'a tam manasıyla tevekkül etmediği anlamında değil elbette. Hem de tam tersine biz şunu düşüneceğiz Allah Resulü'nün bu durumlarını gördüğümüzde, şunu düşüneceğiz kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü olmasına rağmen, vahiyle iltibat olmasına rağmen, Allah'ın kendisini koruyacağına dair sözüne rağmen Allah Resulü tedbiri hiçbir zaman elden bırakmıyordu. Allah'a tevekkül ediyordu ama kuru bir tevekkül değildi Allah Resulü'nün tevekkülü. Evet kıymetli dinleyiciler, Allah Resulü işte bu mükemmel taktikleriyle Abdullah bin Übey ve benzeri avanesinin kendisine karşı yapacakları eylemlere mani oluyordu. Ve artı Mekkeli müşriklerin bu kışkırtmaları da artık fiyaskoyla sonuçlanıyordu. Ve nedense asırlar sonra geldiğimizde günümüz toplumlarında da aynı taktiklerin uygulandığını görmekteyiz maalesef. İslami hareketlerde Müslümanların başkaldırdığı bölgelerde başka yere yerleşen Müslümanlar için de aynı metoda başvuruluyor müşrikler tarafından, çağdaş kafirler tarafından. Adeta Müslümanların sığındıkları bölgelerde rahat edilmiyor. Onları oradan silip süpürmesi mümkün olabilecek gruplarla işbirliği yapılır. Velev ki düşman olsa, velev ki sevilmese bile amaç Müslümanları yok etmek ya, önemli olan bu ise, bu hedefi gerçekleştirmek ise, Müslümanları o memleketten çıkarabilmek için en acımasız düşmanlarla bile dirsek teması sağlanabilirdi. Bu mantık dün müşriklerle Abdullah bin Übey arasında olduğu gibi, bugün de İsrail ile bir takım ülkeler, Amerika ile bir takım ülkeler arasında rahatlıkla yapılabilmektedir. Yine müşriklerin başvurduğu taktiklerden bir tanesi daha var. Müslümanların saflarını, Müslümanların arasındaki birliği bozma girişimleri. Mesela Evs ve Hazreç'ten Müslüman olan insanlar vardı ya, Ensar adını almışlardı bu insanlar. Daha önce birbirlerine giren, birbirlerinin kanlarına giren, yıllarca süren Boğaz savaşlarıyla günlerini geçiren, yıllarını geçiren bu insanlara bu eski günlerini hatırlatmak üzere müşrikler bir takım kışkırtıcılar ayarlıyor. Adeta yerli işbirlikçiler, adeta müşriklerin Medine'deki temsilciliklerini yapan, Medine'deki şubelerini oluşturan insanlardı bunlar. Mesela Şas bin Kays adındaki birisi de Evs ve Hazreç'i birbirine düşürmek için bir genci görevlendiriyor ve onlara eski Boğaz günlerini, o yıllar süren savaşlarını, kan davalarını hatırlatarak karşı karşıya gelmelerini sağlıyor. Ve hatta öylesine acı bir durum ki kıymetli dinleyiciler, Evs ve Hazreç'in içerisinde yer alan ve adına Ensar denilen bu insanlar, evet adına Ensar denilen bu insanlar bu kışkırtmaların neticesinde öylesine bir durumla karşı karşıya geliyorlar ki Evs silahlarını alıyor, Hazreç kabilesindeki Müslümanlar silahlarını alıyor ve buluşacakları noktayı bile tespit ediyorlar. Orada buluştukları sırada neredeyse savaş başlamak üzere, neredeyse eski günlerdeki savaşları aratmayacak savaşta karşı karşıya olmak üzereyken Allah Resulü'nün bu habere ulaşınca müdahale etmesi üzerine tedbir alıyor ve onları son anda savaşmaktan alıkoyuyor, engelliyor. Ve adeta Ensar olan Evs ve Hazreç kabilesine mensup Müslümanlar da neye uğradıklarını şaşırıyorlar, geç de olsa meselenin farkına varıyorlar. Ve gerçekten bu taktik de, yerli işbirlikçileri kullanma taktikleri de, Müslümanların saflarını, kendi aralarındaki safları, birliklerini, bütünlüklerini bozma taktikleri de dün yapıldı ve bitti demeyeceğiz. Günümüze kadar uzandığı gibi kıyamete kadar da aynı taktikler devam edecek. Ve bugün de günümüz dünyasında da küfür düzenleri Müslümanlar arasında aynı planı uygulamaya çalışıyor. Fitne çıkarmaya çalışıyor. Ve Müslümanları adeta birbirlerinin kanlarına girmeye zorluyor. Bakınız, memleketimizin bir bölgesinde olduğu gibi gerçekten çok canlı bir örnek. Kimin kimi ne amaçla dövdüğü belli olmayan bir kavga, kimin kimi ne amaçla öldürdüğü belli olmayan bir kavga almış sürüp gidiyor bakınız. Yalnız memleketimizde değil, dış sınırlarımıza baktığımız zaman da öyle. Bir memleket içerisinde birbirlerine sırtlarını dayayarak İslami davayı ileriye son noktaya götürme azminde olan 2-3-5 grup, bir bakıyorsunuz yerli işbirlikçilerinin dışarıdan taktikleri ve tahrikleriyle bir bakıyorsunuz birbirlerine silahlarını çevirmiş. Müşriklerin beyinlerine sıkılması gereken kurşunlar Müslümanların beyinlerine sıkılır hale getirilmiş. Ve gerçekten bu dün çok acı bir durum olduğu gibi
Allah Resulü'nün komutanlığında, Allah Resulü'nün önderliğinde kurulacak olan devletin içerisinde olduğu gibi günümüz Müslümanları arasında da olması gerçekten acı bir şeydi. Evet kıymetli dinleyiciler, gerçekten enteresandı. Evs ve Hazreç'in başında Allah Resulü bulunuyordu. Buna rağmen bu tip olaylar olabiliyordu bakınız. Bunların olması demek bizde de olması anlamına gelmiyor elbette. Bizde de olması gayet normaldir demek istemiyoruz. Ancak dün vardı, bugün de olacaktır. Çünkü Mekkeli müşrikler henüz ölmedi. Nasıl ki Muhacir ve Ensar'ın ruhu ölmediyse. Onlar var oldukça elbette bunlar da var olacak ve bu taktikler mutlaka devam edecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu taktikleriyle Müslümanları birbirlerine yaklaştırma taktikleri, müşriklerin planlarını, komplolarını ve suikast planlarını boşa çıkarma taktikleriyle böyle sürüp giderken bir başka konuyla karşı karşıya kalıyoruz kıymetli dinleyiciler. Biliyorsunuz Allah Resulü Medine'ye yerleştiğinde Evs ve Hazreç'in dışında Yahudi olan kabileler de vardı. Kaynuka oğulları, Nadir oğulları ve Kureyza oğulları adında Yahudi kabileler de vardı ağırlık olarak. Adeta Medine'nin 3 tane merkez ilçesini bölüşüyorlardı bu Yahudiler. Allah Resulü daha önceki derslerimizde de söylediğimiz gibi Yahudilerle ilk etapta güzel geçinme, yumuşak davranma dönemi başlatmıştı. Onlara bir takım iltifatlar vermek suretiyle onları kendisine çekiyordu. Bu iltifatlar prim verme anlamında değildi elbette. Yani Yahudileri bu şekilde güzel karşılamak, onlara yumuşak davranmak demek ayrı şey, onlara prim ve taviz vermek ayrı şey elbette. Allah Resulü onları kendi kitaplarıyla karşı karşıya getiriyordu. Onların ehli kitap olmaları sebebiyle onları kendi delilleriyle yakalamaya çalışıyordu. Bu açıdan kendilerinin de kitap ehli, Allah Resulü'nün de gerçekten kendisine bir kitap verilmiş olması hasebiyle ortak noktalarda buluşturmaya çalışıyordu ki bu tehlikeler bertaraf edilinceye kadar bu taktikler elzemdi. Allah Resulü tarafından yapılıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonraki ilk yıl Yahudilerle böylesine güzel bir geçinme yolu takip ediyordu. Devletin kuruluş merhalesinde bir noktada bu zaruretli denilebilir. Ancak daha sonra bir takım olayların geliştiğini görmekteyiz ki bu olaylar adeta Allah Resulü'nün Yahudilerle güzel geçinme, onlarla güzel muamele etme, onlara yumuşak davranma döneminin artık bittiğinin habercisiydi. Mesela bunlardan 2-3 tanesini zikretmekte fayda var. Hicretin ikinci yılı başlarında kıblenin değiştirilmesi, Müslümanların namazlarına yönelmiş oldukları kıblenin değiştirilmesi, arkasından orucun farz kılınması ve de arkasından zekatın kurumlaştırılması, sistemleştirilmesi, Müslümanlarla Yahudiler arasında adeta iplerin kopma noktasını oluşturan unsurlardı bunlar. Kıblenin değişikliği, kıymetli dinleyiciler, hicretten 16 ya da 17 ay sonra gerçekleşiyordu. Bu çoğumuzun zannedeceği gibi basit bir ifade değildi. Sadece yönünü Mescid-i Aksa'dan döndürüp Mescid-i Haram'a yönelmekten ibaret bir eylem değildi kıble. Kıblenin değiştirilmesinin altında yatan çok önemli nedenler var. Bu noktayı özellikle altını çizerek belirtmekte fayda var kıymetli dinleyiciler. Evet tekrar ediyorum kıble olayı, kıblenin değiştirilmesi olayı sadece namazda insanların yüzlerini döneceği Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a dönmekten ibaret bir eylem değil. Bilakis kıble değişikliği adeta bir rejim değişikliğinin habercisiydi ya da gerçekten kıble değişikliği büyük bir ideolojinin değişikliğini ifade ediyordu. Ve gerçekten basit bir ifade olsaydı, sadece namazda yüzümüzü dönmekten ibaret olsaydı kıble kelimesi, elbette Yahudiler öylesine şiddetli tepki göstermeyeceklerdi. Neydi peki bu işin perde arkası? Çeşitli rivayetleri bir tarafa bırakacak olursak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önce Mescid-i Aksa'ya yönelik olarak namaz kılıyordu ve Müslümanlarla birlikte. Mescid-i Aksa ise Yahudiler tarafından kutsal görülen, mukaddes sayılan bir yerdi. Ve hicretin 16. ya da 17. ayına kadar Allah Resulü ile birlikte Müslümanlar Yahudilerce kutsal sayılan Mescid-i Aksa'ya dönülerek namazlarını kılıyorlardı. Ve bu da adeta Yahudilerin sempatisini belki çekeriz düşüncesine yönelik olabilirdi.
belki diyorum. Ancak öbür taraftan daha sonra Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi demek, Yahudilerle olan bağların yavaş yavaş koparılacağı müjdesini veriyordu, koparılacağının habercisi oluyordu. Artı bir başka önemli husus daha vardı, kıblenin değiştirilmesi olayı Kureyş ile savaşın kızışacağının habercisiydi. Adeta bunu gösteriyordu ve putperestliğin hakimiyeti altında olan kıblenin kurtarılması gerektiği adeta hedef olarak gösteriliyordu. Evet, kıblenin değiştirilmesi buydu. Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan dönecekler Mescid-i Haram'a. Kıbleydi Mescid-i Haram artık. Mescid-i Haram kıbleydi ama müşriklerin baskısı altındaydı. Ve üstelik içerisinde put doluydu. Bir takım putlara tapılıyordu Mescid-i Haram'ın çevresinde. Ama buna rağmen kıble olacaktı. Bu böyle olamazdı. Devam edilemezdi. Adeta Allah Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle müşriklerin baskısı eziyeti altında ya da onların sömürüsü altında bir hayat sürmeye devam eden Mescid-i Haram'ın bu şekilde devam edemeyeceğini, madem sizin kıblenizse, madem sizin namazda da yöneldiğiniz bir yön ise, madem sizce de çok daha değerli bir hale gelmişse bu noktadan itibaren, öyleyse onu kurtarma girişimlerine başlamanız gerekir. Böyle bir hedef gösteriyordu kıble değişikliği. Ve demin ifade ettiğimiz gibi bir başka ifade şekli de kıble değiştirilmesinde adeta müşriklerle, yani Kureyş müşrikleriyle savaşın da kızışacağının müjdecisiydi. Çünkü Mescid-i Haram'ı kurtarmak, Mescid-i Haram'ı müşrik işgalinden kurtarmak demek, müşriklerin hayat damarlarını bitirmek demekti. Bu da basit değildi müşriklerce. Onlar da elbette tepki göstereceklerdi ve dolayısıyla Müslümanla müşrikler arasında şiddetli çatışmaların, sıcak günlerin artık yaklaşmakta olduğunu haber veriyordu. Ve kıble gerçekten değiştirildi 16. ya da 17. ayda hicretin. Değişikliğin geniş teferruatına girmeden kısaca açıklamakta fayda mülahaza ettiğim için hemen söyleyelim. Kıble değişikliği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılmaktayken vaki olan bir emirdir. Namaz kılarken Allah Resulü imam olarak cemaat içerisinde kadınlar ve erkeklerle birlikte namaz kılarken, Mescid-i Aksa'ya dönerek namaz kılarken gelen vahiy üzerine, gelen emir üzerine namazın içerisinde yönler değiştirilmiş. Tabi Medine ile Mescid-i Aksa ya da Medine ile Mekke-i Mükerreme arasındaki yönleri şöyle göz önüne alacak olursak, Peygamber aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya dönerken arkada erkekler, onların arkasında kadınlar idi. Fakat kıble değişikliği Mescid-i Haram'a çevrilince bu sefer Allah Resulü cemaatin önüne geçiyor. Kadınlar arkaya, erkekler onların önüne, Allah Resulü'nün arkasına. Yani tam manasıyla istikamet, tam manasıyla ters bir tarafa dönmüş oluyordu ki namaz bu şekilde devam ediliyordu. Bir defaya mahsus olmak üzere idi bu. Çünkü emrin ilk uygulaması böyleydi. Böyle gösterilmesi gerekiyordu. Ve sanki kıbleye dönmenin mahiyeti de sanki özellikle bu olayla vurgulanıyordu. Hani içimizden şöyle geçer. Yani bu emir geldi, tamam iyi de namaz kılınsa, namaz bitse, selam verilse de daha sonra kıbleye dönülse olmaz mı ki acaba diye içimizden geçebilir. Ancak Allah Resulü'nün henüz namaz bitmeden, namazın bitmesini beklemeden, namaz üzerindeyken Mescid-i Haram'a hemen dönmüş olmayı gerektirmesi elbette kıble olayının basit bir ifade olmadığının en büyük delili ve göstergesi olsa gerek. Tabi daha sonra haberi duyan Müslümanlar da aynı şekilde kıblelerini değiştirmişler, Mescid-i Haram'a hemen dönüvermişler ve Allah Resulü'nün bu emirlerini, Allah'ın peygambere, peygamberin de bildirdiği bu emirlerini derhal uygulama safhasına koymuşlardır. Ve bu şekilde kıblenin değiştirilmesi olayda gerçekleşmiş oluyordu artık hicretin 2. yılında ya da hicretin 16 veya 17. aylarında. Daha sonra kıymetli dinleyiciler, kıble ile birlikte orucun da farz olmasıyla Müslümanlar Yahudilerden ayrıldılar. Ve adeta Müslümanlarla Yahudiler arasındaki özellikler birbirlerinden ayrıldı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Yahudilerin Muharrem orucu tuttuklarını ve bunu Musa aleyhisselama atfettiklerini öğrendiğinde Allah Resulü de Müslümanlara biz Musa'ya daha yakınız, onun gibi oruç tutmaya biz daha layıkız diyerek Müslümanlara da buna teşvik ediyordu. Muharrem'le birlikte bir başka gün
iki gün veya üç gün oruç tutmayı tavsiye ediyordu. Daha sonra artık hicretin ikinci yılı Şaban ayında da Ramazan orucunun farz kılınmasıyla bu oruç olayda tamamen Yahudilikten, Yahudilerin tuttuğu oruçtan farklı olarak farz kılınıyor ve bu da Yahudilerle Müslümanların arasındaki ayrılıkların ikinci boyutuydu. Üçüncü bir boyut olarak da zekat farz kılınıyordu. Her ne kadar ehli kitap içerisinde gerek Yahudilerde gerek Hristiyanlarda zekat var idiyse de bu zekatın farz kılınması demek artık sistematik hale getirilmesi demek, verenlerin, alanların Allah tarafından kesin hatlarla belirlenmesi demekti. Ve bu şekilde de sistemleştirildikten sonra artık Yahudilerle Müslümanlar arasında ipler iyice kopma noktasına geliyordu. Ve işte bu noktadan itibaren artık Allah Resulü gerçekten sıcak savaşın içerisine doğru yavaş yavaş girmek üzereydi. Ve işte seriyelerin maksatlarından bir tanesi hani demin söylediğimiz gibi kervan takip etmekti. Kervan takip ederek kendi mallarına karşılık olarak mallarını almaktı. Adeta Mekke'de bıraktıkları malların intikamını almaya yönelikti. Böyle Allah Resulü bir birlik gönderiyordu. Mekke'den Şam'a giden ticaret kervanlarının geçtiği yol üzerine. Çünkü Allah Resulü Ebu Süfyan başkanlığında Mekke'nin önemli simalarından birisi, daha sonra da Allah Resulü'nün kayınpederi olabilecek bir şahsiyet bu. Zaman zaman Allah Resulü'nün karşısında bir asker olarak çıkacak, zaman zaman bir ordu komutanı olarak çıkacak Uhud'da olduğu gibi ve daha sonra da kayınpeder ve bir Müslüman olarak çıkacak Ebu Süfyan. İşte henüz Müslüman olmamış Ebu Süfyan, hicretin bu ikinci yılında Ebu Süfyan başkanlığında bir kervanın Şam'dan gelmekte olduğunu öğreniyordu. Şam'a gitmiş, dönmek üzere mallarıyla birlikte. İşte bunun geldiğini öğrendiğinde bu kervanın mallarını ele geçirmek istedi Allah Resulü. Ve Müslümanların Mekke'de bıraktıkları birçok malları vardı ya, işte bu malları ele geçirme amacına yönelikti. Küçük bir birlik halinde gönderilen Müslümanlar Ebu Süfyan'ın önünü kesmişlerdi. Ancak Ebu Süfyan Medine'den gelen bir birliğin kendi kervanlarını ele geçirmek üzere komplo kurduklarını öğrenince Mekke'ye haber gönderdi. Aynı zamanda kendisi de kurtulmak için bir takım taktiklere başvurdu. Yolunu değiştirmek suretiyle adeta Müslümanların bu saldırısından kurtulmuş oldu. Fakat Ebu Süfyan Mekke'ye haberi uçurmuştu. Ebu Cehil Mekke'nin adeta lideri konumunda olan Mekke'nin devlet başkanı görevini üstlenen Ebu Cehil 1000 civarında savaşı hazırlayarak yola çıkma kararı aldı. Çünkü Ebu Süfyan'ın Şam'dan getirmekte olduğu, onun önderliğinde gelmekte olan kervanın içerisinde Mekke'de hemen hemen herkesin malı vardı. Herkesin ticari emtiası vardı. Ve dolayısıyla böyle bir kervanın yok olması demek adeta birkaç aylık Mekke'nin bütçesinin yok olması demektir. Tabii hemen kervan deyip geçmeyeceğiz. Ne olacak canım bir deve yükü deyip geçmeyeceğiz ki. Yani sanki şöyle düşüneceğiz. Birkaç tane tırlık bir filo, bir konvoy mal yüklü gelecek hem de kıymetli mallarla getirilecek. İşte o birkaç tane tır ya da 15-20 belki 50 belki 100 tane tırın yükleri ele geçirilecekti. Ve bu tırların içerisinde herkesin malı olacaktı. Elbette bu basit bir olay değildi. İşte Ebu Cehil, Ebu Süfyan'ın gönderdiği haberi duyar duymaz 1000 civarında savaşı hazırladı. Herkes istiyordu zaten savaşmayı. Bir an önce Müslümanlara hadlerini bildireceklerdi kendilerince. Ve 1000 kişilik savaşçı yola çıktı. Her ne kadar daha sonra Ebu Süfyan haber gönderdiyse de işte bak kervanı kurtardık, gelmenize gerek yok, biz nasıl olsa sağ salim kurtulduk geliyoruz demesine rağmen Ebu Cehil ısrar etmişti. Adeta Bedir kuyuları başında eğlenmeden, içkilerimizi içmeden, şarkılarımızı söylemeden, dansözlerimizi oynatmadan ve Müslümanlara hadlerini bildirmeden dönmeyeceğiz, havamızı atmadan dönmeyeceğiz dercesine Ebu Cehil kararlıydı. Ve yola çıkarmıştı orduyu, Mekke ordusunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de beraberinde 314 kişilik bir birlikle yola çıkıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in niyetini haber alınca ashabıyla müşavere etti. Danıştı. Ne yapabilirdik? Evet, gerçi bir devlet başkanıydı. Gerçi bir komutandı ama mutlaka müşavere yoluyla hareket edecekti. Çünkü Rabbi kendisine böyle öğretmişti. Ve
muhacirler savaş için peygambere birlikte olduklarını söylediler. Ama Allah Resulü'nün derdi sıkıntısı başkaydı. İstiyordu ki Mekke'den hicret eden muhacirler söz verdikleri gibi, kendisiyle birlikte olmaya söz verdikleri gibi, Medine'nin yerleri olan Ensar'ın da aynı şekilde net bir şey söylemesini istiyordu. Ve adeta sürekli onlardan yana bakıyordu, onlara bir şeyler söylüyordu. İşte Medineli Ensar'ın temsilcisi olarak Sa'd bin Muaz da Ensar ile birlikte savaşa hazır olduklarını söylediği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam düşmanın gücü hakkında bilgiler toplamaya başladı. Allah Resulü evet bir peygamberdi ama şu anda bir komutanlık görevini üstleniyordu. Ve de komutanlıkla birlikte bir istihbarat teşkilatını kurmuş, Mekke'den çıkan ordu ile ilgili bilgileri toplamak üzere adeta adamlar ayarlıyor, Müslümanları gönderiyor ya da bizzat yabancı insanlar oralardan geçerken Mekke'nin ordusu hakkında genel bilgiler toplama ihmal etmiyordu. Ve adeta savaş hileden oluşacaktı ya, Allah Resulü gerçekten bu savaş sırasında da, bu istihbarat bilgilerini toplama sırasında da böyle bazen hilelere başvurmayı da mubah görüyordu, sakıncalı görmüyordu. Nitekim Allah Resulü bu bilgileri topladığı sıralarda bir yabancı ile karşılaşıyordu. Yabancının da kendisini tanımadığı birisiyle karşılaşıyordu ki durumunu öğreniyordu. Kendisine tanışmak üzere ismini söyleyeceğini söylemişti. Bir takım bilgiler soruyordu. Müşriklerin sayısını alıyordu. Onların yaklaşık 1000 kişi olduğunu, yaklaşık develerinin sayısını, oklu mızraklı insanların sayısını öğrendikten sonra adeta kendisi de diyordu ki ben de Sudan'ım. Kendisini böyle tanıtıyor Allah Resulü. Ama insan, o adam Allah Resulü'nü tanımadığı için Sudan, ama hangi Sudan diyordu. Allah Resulü adeta onu orada kandırma yoluna gitmişti. Çünkü savaş sırasındaydı. Bu bir taktikti. Allah Resulü'nün bize öğretmiş olduğu bir planın uzantısıydı. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplamış olduğu bu bilgilerden yola çıkarak bütün Kureyşli ileri gelenlerin, önderlerin, liderlerin, artık Mekke'yi yönlendiren, Mekke'yi ayakta tutan, günümüz tabiriyle söylemek gerekirse adeta bakanlar kurulunun, devletin ileri gelen bürokratlarının tümünün bu ordunun içerisinde olduğunu öğrenmişti. Allah Resulü artık ordunun gücünü 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'ndan önce orduyu yerleştirmiş olduğu konumla ilgili bir şey söylemek istiyorum kıymetli dinleyiciler. Allah Resulü Bedir kuyusu yakınlarına konaklamıştı. Orduyu belli bir yere yerleştirmişti. Savaş hali almıştı. Ama bir bakıyoruz ki ashabtan Habbab bin Münzir radıyallahu anh, ya Resulallah diyor, burada konaklamanı Allah mı emretti yoksa şahsi görüşün neticesi bir savaş tedbiri midir diye sordu. Çünkü Habbab bin Münzir arazinin stratejik konumunu çok iyi biliyordu. Ve eğer bu yerleştirme, ordu yerleştirme şekli Allah'tan ise zaten bir şey demeye gerek yok. Yok eğer bu Allah'tan bir vahiy ile değil de Allah Resulü'nün kendi tahmin ve şahsi görüşleriyle ise o zaman bunun değiştirilmesini teklif etti. Allah Resulü de bunun şahsi bir görüş olduğunu söyleyince Habbab bin Münzir dedi ki o halde ya Resulallah burası savaşa müsait değil, uygun değil. Buradan kalkalım, kuyuların yanına gidelim, bir havuz yapalım, su ile doldurup savaş sırasında onu kullanalım, geri kalan kuyularda kapatalım, böylece onlar zor durumda kalsınlar. Müşrikler kuyulara güvenerek su ihtiyaçlarını oradan temin edeceklerini tahmin ederek gelecekler ve kuyuların kapatılmış olduğunu gördüğünde de perişan olup dönecekler, rezil olacaklardı. Habbab bin Münzir'in bir teklifiydi bu ve Allah Resulü bu teklifi kabul etti ve de aynen öyle yaptı. Şimdi Habbab bin Münzir'in Allah Resulüne böyle bir teklif yapmasıyla günümüz Müslümanları arasında ast üst ilişkileri, şeyh mürid ilişkileri ya da lider ya da tabi olan insanlar arasındaki ilişkilere bir göz attığımızda gerçekten peygamber ashab ilişkisi gibi bir ilişkinin olduğunu söylemek uzak mı uzak? Neden? Çünkü Allah Resulü olmasına rağmen, Allah Resulü vahiy ile irtibatlı olmasına rağmen, Allah'ın yönlendirmesiyle hareket etmesine rağmen Habbab bin Münzir kalkıp Allah Resulüne bir şey sorabiliyor. Onun görüşlerinin, eğer şahsi görüş ise yanlış olabildiğini söyleyebiliyor.
kendi yetenekleriyle, kendi tecrübelerini konuşturarak doğru olan bir takım şeyler teklif edebiliyor. Peki günümüzde nasıl? Günümüzde gerçekten üstte insan kim ise, yönetici konumda kim ise, yani yönetici, lider, rehber, şeyh neyse kim ise onun düşünceleri geçerlidir velev ki yanlış olsa. Yani sanki la yüselü amma yef'al, bu bir kavramdır. Yaptıklarından sorguya çekilmez niteliktedir günümüz insanları. Kendilerini fil dişi kulelerinde zanneden bu insanların durumları maalesef böyle. Ne yaparlarsa yapsınlar kimsenin sormaya hakları yok. Yaptıkları mutlaka doğrudur. Doğru olarak yapılmaktadır ve herkesin bunu böyle kabul etmesi gerekir. Birisinin kalkıp efendim ey falan, ey lider, ey başkan, ey şu, ey bu, acaba bu görüşten vazgeçebilir miyiz, bunu değiştirebilir miyiz diye bir teklif ileri sürmesi kimin haddine? Hele hele Müslümanların dışındaki insanlar zaten bu tip şeyler yapmaları mümkün değil. O yüzden zaten kendi yasalarını oluştururken, kendi kanunlarını oluştururken değiştirilmesi bile teklif edilmeyen kanunlar, yasalar koymalar da bunun neticesi. Evet, değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek. Bırakın değiştirilmesi, değiştirilmesi bile teklif edilemeyecek kanunları yerleştirmeleri adeta kendi tahtlarının sallantıda olmasının korkusundan kaynaklansa gerek. Oysa Habbab bin Münzir gibi gerçekten sahabenin ileri gelenlerinden de değil, bak değil mi bu? Fazlaca ön plana çıkan bir sahabi de değil. Ama Allah Resulüne bir teklif sunabiliyor ve kendi görüşlerinin uygulanma imkanına sahip olduğu takdirde daha doğru olabileceğini adeta Allah Resulüne fikir olarak beyan edebiliyor. Ve Allah Resulü de çekil ve buradan sen kimsin demiyor. Ben yapıyorsam iyi yapıyorum demiyor ve onun taktiklerinin gerçekten güzel olduğunu söylüyor. Ve adeta aynısını yerine getiriyor ve ordunun konumunu, yerini değiştiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabını moral açısından takviye etmeye çalışıyordu. Hatta savaş başlamadan önce, iki ordu henüz karşılaşmadan önce zaman zaman şunu söyledi bile rivayet edildi Allah Resulü. Dikkatlerinizi çekerim bu noktaya. Allah Resulü diyor ki falanın düşeceği yer şurası, filanın düşeceği yer şurası, şurası bunun düşeceği yer diyerek teker teker gösteriyordu. Ve gerçekten müşriklerden öldürülen hiçbirisi bu gösterilen yerlerin dışına da düşmemişti. Allah Resulü kim nereye düşecek demişse o öldüğünde de oraya düşmüş ve adeta Allah Resulü gerçekten bir mucizesini daha gerçekleştirmiş Allah'ın izni ve emirleri doğrultusunda. Yine bir başka hadiseyle daha karşılaşıyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az önce bir vesileyle söylediğim gibi Medine'de kendisini korumak üzere gelen Sa'd bin Ebi Vakkas'ın nöbet beklemesini de bir tedbir olarak az önce ifade ettiğimiz gibi bir bakıyoruz. Allah Resulü Rabbinin kendisine zafer müjdesini vermesine rağmen, meleklerle kendisini takviye edeceğini dair söz vermesine rağmen ve müşrikleri gelenlerinin tümünün öldürüleceklerini, hatta düşecekleri yeri bildirilmesine rağmen ihmal etmediği bir şey daha görüyoruz. O da dua. Allah Resulü savaş başlamadan önce iki ellerini kaldırıyor ve Allah'a yalvarırcasına diyordu ki ya Rabbi, eğer bu küçük topluluğu, bu küçük grubu eğer bugün helak edersen bundan sonra sana yeryüzünde kulluk yapacak bir tek kimse kalmayacaktı. Allah Resulü Bedir Savaşı'ndan önce böylesine içli bir dua yapıyordu. Uzun süren duası sırasında bir bakıyoruz ridasının, yani giymiş olduğu cübbe gibi bir elbisesinin mübarek omuzlarından düşecek hale gelmesini artık Ebu Bekir ve Ömer'in ve diğer ashab-ı kiramın tahammül edemeyerek müdahalesini görmekteyiz. Ya Resulallah, niye kendini bu kadar perişan ediyorsun? Zaten Allah sana söz vermiş, zafer müjdelerini vermişti. Bu kadar dua etmenin, bu kadar ısrar etmenin anlamı ne? Ama Allah Resulü bu tedbirleri, bu duaları, başvurması gereken vasıtaları ve vesileleri hiçbir zaman ihmal etmiyordu. Ve diyordu, ya Rabbi, eğer bugün bu topluluğu helak edersen, bu 314 kişiden oluşan topluluğu helak edersen, bir daha yeryüzünde sana kulluk yapacak kimse olmayacak diyordu. Ve neticede Ramazan'ın 17'sinde Müslümanların tutmuş oldukları oruçlar, ilk defa bir Ramazan tutuyorlardı. İşte ilk Ramazanlarının 17'sinde Cuma günü bu Bedir Muharebesi savaşı başlıyor. Ve
Savaş tabi mübareze usulüyle başlıyor. Utbe bin Rabia, Velid bin Muire ya da Şeybe bin Rabia'dan oluşan üçlü müşrik grubuna karşı Ubeydullah bin Cerrah, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Hazreti Hamza radıyallahu anh onlara karşı çıkarak mübareze usulü, teke tek karşılaşma usulüyle savaş başlar ve uzun uzadıya girmeyeceğim. Savaşın neticesinde müşrik ileri gelenlerinden 70 tanesi öldürülmüş, diğer geri kalan 70 tanesi esir edilmiş, diğer müşrikler de perişan bir vaziyette Bedir'i terk etmek zorunda kalmışlardı. Müslümanlardan da bu savaş sırasında 14 tane şehit verilmişti. İşte Allah Resulü'nün ve Müslümanların müşriklerle yapmış oldukları bu savaşın sonucu böyleydi kıymetli dinleyiciler. Fakat bu savaşın içerisinde öyle enteresan hadiseler vuku bulmuştu ki, öyle enteresan manzaralarla karşılaşılmıştı ki gerçekten anlatılmaya değer. Mesela Ebu Cehil'in Abdullah bin Mesud tarafından öldürülmesi bizzat, Ümeyye bin Halef'in Bilal tarafından öldürülmesi gerçekten görülmeye değer, anlatılmaya değer, yaşanmaya değer bir olaydı. Çünkü daha bir sene öncesine kadar Ebu Cehil Abdullah bin Mesud'a hakaret ediyordu Mekke'de. Çünkü daha 3-5 sene öncesine kadar Ümeyye bin Halef Bilal'i Mekke sokaklarında sürüklüyordu. Ama kaderin cilvesine bakın, Rabbim öylesine bir plan takdir etmişti ki Abdullah bin Mesud Ebu Cehil'i öldürüyordu. Bilal kendi zamanında efendisi olan Ümeyye bin Halef'i öldürüyordu ve yerlerde sürüklüyordu Bedir meydanında. Bedir savaşı sırasında meydana gelen bir takım böyle harika ya da mucize kabilinden olayların tümünü anlatmaya zamanımız yetmeyecek. Ancak şunu söyleyelim, bu mucizeleri Enfal suresinde Rabbimiz uzun uzadı anlatmıştır. Önümüzdeki dersimizde Rabbim nasip ederse Bedir muharebesinde, Bedir savaşında meydana gelen ve Rabbimizin bize bildirmiş olduğu bu güzel manzaraları dersimizin başında anlatmayı ümit ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dersimizde bu Bedir savaşında bu kaldığımız yerden tekrar anlatmak üzere birlikte olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun kıymetli İsrafem dinleyicileri.